Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü Excel eğitimimizde sizlere çek ve senet takip tablosu yapmaya çalışacağım. Gayet yapımı basit ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle bir evrak üzerinde bizim ihtiyacımız olabilecek ne olduğunu düşünelim. Öncelikle bir sıra no yazalım. Çünkü evraklarımızın adedini öğrenebilmek için sıraya koyabilmemiz için sıra no ilk başta yazmamız gerekiyor. Çek türü, borç mu alacaklı mı bunu tespit etmemiz gerekiyor. Geldiği banka, onun dışında çek numarası, evrakların üzerinde senet de olabilir. Senetin üzerinde numara bazılarında olabilir, bazılarında olmayabilir. Çek numarası, kendi çekimi yoksa müşteri çekimi, yani jurolayıp gönderdiği müşteri çeki de olabilir. Evrak sahibi, eğer müşteri çeki ise ya da çeki satacak isek arkadaki ciro çok önemli. Dolayısıyla bunu bilmen için evrak sahibinin mutlaka ismini yazmamız gerekiyor. Tabii her şeyden önemlisi çekin tutarı. Vade tarihi. Vade tarihi ödeneceği tarihtir biliyorsunuz. Keşideki yeri. Çekin çıktığı şube ismi. Hesap numarası. Çekin üzerindeki hangi kişiye ait olduğu hesap numarası ve çek nerede? Çek bankaya mı verilmiş ya da portföyde, yani şahısta mı duruyor? Onun dışında bu alanlar daha da arttırılabilir ya da ihtiyacımıza göre düşürülebilir ve öncelikle bunları bir düzene sokalım. Bu şekilde. Şöyle bir düzene sokalım. Şuraya da çek ve senet takip tablosu yazabiliriz. Şimdi kabataslak neleri istediğimizi biliyoruz. Neleri bir çekte, neleri öğrenmek istediğimizi biliyoruz. Çek türünü seçebilmemiz için burada borç alacaklı şekilde bir açılır menü olması lazım. O yüzden bu içerideki bilgiler alabilmesi için şuraya çek türü yazıyorum. Altına da borç alacaklı. Alt hücreye de alacaklı yazıyorum. Onun dışında kendi çekimi değil mi? Bunu öğrenebilmem için de yine bir açılır menüye ihtiyacım var. Kendi çeki. Evet, hayır. Çek nerede? Bu da bizim için önemli. Portföyde mi? Yani şahısta mı yoksa bankada mı? Bankaya verilmiş çek de olabilir. Bunu takibini sağlamamız gerekiyor bu tablodan. Çek türüne geldiğimizde bir numaralı çeki geldiğimizde buradan veri kısmına geliyoruz. Veri doğrulama. Ayarlar bölümünden listeyi seçiyoruz. Kaynaktan hangi hücrelerin çek türünde görünmesini istiyorsak, yani açılır listede görünmesini istiyorsak onu seçiyoruz. Seçtiğimizde zaten burada gördüğünüz gibi kaynak çıkıyor. Tamamı seçiyoruz. Gördüğümüz üzere borç alacak. Yani borcu seçtiğimizde bu biz çeki borç olarak birine vermişizdir. Yani çeki satmışızdır anlamına geliyor. Ya da ya kendi çekimize vermişizdir ya da elimizdeki çeki cirolayıp başkasına vermişizdir anlamına geliyor. Geldiği banka Denizbank mesela. Çek numarası hayali bir çek numarası. Kendi çekimi değil mi? Tekrardan burada bir açılır liste oluşturmamız gerekiyor. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Veri doğrulama, yani araç çubuklarından
Veri sekmesine geliyoruz. Veri doğrulama kısmını tıklıyoruz. Yine ayarlar sekmesinden listeyi seçiyoruz. Kaynaktan istediğimiz hücreleri seçiyoruz. Görüntülenmesini istediğimiz hücreleri seçiyoruz. Ve tamama tıklıyoruz. Evet, hayır. Gördüğünüz gibi kendi çekimi değil mi? Hayır diyorum. Evrak sahibi Mustafa ne olsun? Mustafa Koca olsun mesela. Tutar. Çekin tutarı. 5.000 lira olsun. Bunu da TL seçelim. Para birimi. Vade tarihi 01 02 18. Keşideki yeri İzmir şubesi olsun. Hesap numarası da yine hayali bir numara olsun. Çek nerede? Şimdi buna da aynı şekilde veri doğrulama kısmına geliyoruz. Listeden kaynak olarak portföyde ve bankada kısmını tıklayıp tamamı seçiyoruz ve portföyde mi bankada mı? Portföyde yani şahıslı olduğunu seçiyoruz ve çek bilgilerimizi örnek bir çek bilgisine girmiş oluyoruz. Birden fazla çek gireceğimiz için yani bu rakamlar da zaten otomatik olarak artacaktır. Şu ince artıyla sağ alt köşesine artı işareti ince olduğunda mouse'un sol tuşuyla tutup aşağı doğru sürüklüyoruz. Aynı buradaki yaptığımız özellik aşağıdaki hücrelerde zaten yansıyor. Aynı işlemi bunlar için uyguluyorum. Bunun için uyguluyorum. Bu şekilde çeklerimiz yani girişini yaptıkça bu özelliği aşağı doğru taşıyabiliriz. Çek alışverişimiz çok ise bu bir taslağı aylık olarak mesela çek ve senet takip tablosu değil de örnek veriyorum. Ekim ayı çek ve senet takip tablosu diyebiliriz. Şuraya da Ekim yazabiliriz mesela. Şu şekilde Ekim, Kasım, Aralık şeklinde aşağıdaki sekmeleri bir yılı alacak şekilde bir taslak oluşturabiliriz kendimizce. Ama çek alışverişimiz, hareketlerimiz çok fazla değilse bir yıllık taslağımız olarak da kullanabiliriz bunu. Yani bir yıllık çekimizi çok rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum. En fazla bir sayfa, iki sayfa eğer çok hızlı bir çek trafiğiniz yok ise. Onun dışında dediğim gibi bence kullanışlı. Çek trafiğimizi takip altına alabileceğimizi düşündüğüm basit bir sistem. Tabii mutlaka bir Netsis gibi, bir Proder gibi, bir ETA gibi bir muhasebe programı kadar ayrıntılı olmasa da en azından daha ufak çaplı, daha kendi içerisinde çalışan firmalar, daha küçük çaplı işletmeler için bence kullanışlı olduğunu düşündüğüm bir taslak tablo. O yüzden umarım yararlı olmuştur. Bu tabloda gerekli olduğunu düşündüğümüz sütunları sileriz. Gereksiz olduğumuz sütunları sileriz ya da istediğimiz sütunları ekleyebiliriz. Yani bu tamamen bizim elimizde. Umarım yararlı bir bilgi vermişsindir. Dediğim gibi geliştirmek tamamen bizim elimizde. Ben sadece bir fikir vermek istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.